Şimdi değerli kardeşlerim, hani Hud suresi kıssa suresidir, Yusuf suresi kıssa suresidir. Bu itibarla kıssalarla ilgili böyle çok kısa bir bilgi verme ihtiyacı hissettim. Ancak benim bu akşam size özellikle Hud suresinden özellikle aktarmak istediğim birkaç ayet var. Bunlardan bir tanesi hemen Hud suresinin başındaki ilk iki ayettir. Bakınız Kur'an hakkında konuşurken, Kur'an'ı konuşurken nasıl dikkatsiz davrandığımızı, nasıl yalpalamalar içerisine girdiğimizi ve Allah adına nasıl yanlış şeyler söylediğimizi önümüze serecek, bizim o yanlış tutumdan geri dönmemizi sağlayacak ne muhteşem bir uyarı var. Şöyle başlıyor sure. Esselamu billah. Elif lam ra. Elif, lam ve ra harflerine yemin olsun. Dikkat edin. Sıra dışı bir bilgi geliyor. Uyanık olun, dikkatli olun. Kitabun uhkimet ayatu. Bu ayetleri sapa sağlam, koruma altına alınmış, muhkem kılınmış bir kitaptır. Demek ki Kur'an ayetlerinin başına hiçbir şey gelmemiştir, gelmeyecektir. Hicr suresinin 9. ayeti bize bu garantiyi verir. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Zikri bu övdü indiren biziz ve onun koruyucusu da elbette biziz diyor Cenab-ı Hak. Bazı vahye müdahale girişimleri içerisinde şeytani müdahaleler söz konusu olsa da yüce Allah onları Hac suresinin 52. ayetinde ifade ettiği gibi feyen sahullahu ma şeytan. Allah şeytanın katıştırma teşebbüslerini nesheder, siler. Sümme yuhkimullahu ayati sonra da ayetlerini sapa sağlam muhkem kılar buyuruyor. Demek ki Kur'an'ın ayetleri sapa sağlam muhkem kılınmış ayetlerdir. Bu ayetlerde herhangi bir eksiklik yok. Herhangi bir fazlalık yok. Rabbimizin indirmeyi murad ettiği ne kadar ayet varsa işte o bu kitapta yer almıştır ve korunmuştur. Şimdi anlatmak istediğim asıl burası değil. Şimdi söyleyeceğim cümle. Rabbimiz buyuruyor ki bu kitabın ayetleri sapa sağlam koruma altına alınmış, muhkem kılınmış. Sümme sonra da fussilet açıklanmıştır bu kitabın ayetleri kitabın ayetleri açıklanmıştır. Fussilet diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'de 41. sure. Hemen o surenin ilk baş ayetlerinde Rabbimiz buyuruyor ki Hamim Ha ve mim harflerine yemin olsun. Tenzilun minar rahmanir rahim. Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirmedir. Kitabun fussilet ayatu Kur'an'ın ayetleri açıklanmıştır. Bu kitap ayetleri açıklanmış bir kitaptır. Kur'anen Arabiyyen. Arapça bir mesaj olarak bu kitabın ayetleri açıklanmıştır. Kime? Li kavmin Gerçeği bilmek isteyenlere. Bu kitabın ayetleri demek ki açıklanmış. Zaten Kur'an'ın bir sıfatı mübiindir. Mübiin demek hem apaçık olmak demektir hem kendisini açıklayıcı demektir. Allah kitabını açık ve açıklayıcı bir mahiyette dizayn etmiş ve bize sunmuştur. Şimdi bunu kim açıkladı? Hud suresinin başındaki ayet onu verir. Sön mefusilet. Sonra da Kur'an açıklanmıştır. Kur'an'ın ayetleri açıklanmıştır. Kim tarafından? Min ledün hakimin habirin her hükmünde hikmet sahibi olan ve her şeyden haberdar olan zat tarafından yani yüce Allah tarafından. Demek Kur'an-ı Kerim'in ayetleri açıklanmış. Kur'an'ın ayetleri yine Kur'an'da açıklanmıştır. Kur'an'da serpiştirilerek konuları ele alma metodu söz konusudur. Bu metot gereği bir ayet başka bir ayette veya başka ayetlerde açıklanmıştır. Bize düşen görev hangi ayetin hangi ayetlerde açıklandığını bulmaya çalışmaktır. Kahramanlık yapmaya gerek yok. Çok iddialı sözler söylemeye de gerek yok. Hatta kendi kanaatini din gibi sunmanın bir alemi yok. Kur'an kendi ayetlerini Rabbimizin yine bu kitabın içerisinde açıkladığını bize beyan ediyor. Fazla söze ne hacet? Başka izaha ne gerek var? Kur'an'ı iyi bildiniz mi? Mesele yok. Başka çeşitli kanaatler ileri sürerek, güya çok bulunmaz ifadeler ortaya koymak gayret keşliğinin bir alemi yok. Biz Kur'an'dan beslenirsek, Kur'an bizi hakikat yolunun erleri yapar. Kur'an ayetlerini Rabbimiz niçin açıkladığını kendisi gerekçelendiriyor Bak. Kur'an'ın ayetleri hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından açıklanmıştır. Niçin? Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk yapmayasınız diye. İşte gerekçe bu. Allah'tan başkasına kulluk yapmamak gerekçesi Kur'an adına, din adına kendi kanaatini ortaya koyanların edilgen bir tanrı konumuna kendilerini yükselttiğini insanlara bildirmektir. Yani çaktırmadan kendisine tanrı ilah demiyor ama ilah yerine geçen pozisyon alıyor ve öyle açıklamalar yapıyor. Bize düşen görev Kur'an'ı hakikatleri Kur'an'ın içinden insanlara aktarmaya gayret etmektir. Başka yapmak durumunda olduğumuz bir şey yok. E biz kendi kendimize bir şeyler söylersek. Allah'ın indirmediğini biz Allah indirmiş gibi aktarırsak. Aslında ayet olmayan bilgileri ayetmiş gibi sunarsak ya da tersine Allah'ın indirdiklerini gizlersek. Lafı eğip bükerek ağzımızda eveleme gevelemeye kurban edersek. Kitaptan olmayan gerçekleri kitaptan sansınlar diye ağızlarını dillerini eğip bükenler bile bile Allah'a yalan iftira edenlerdir diyor Rabbimiz Ali İmran suresinin bir ayetinde. Hangi ayeti? 78. ayetinde.